Tarihin gördüğü en zengin kral, Masa Musa'nın Mekke yolculuğu, tarihin Neolitik çağlara kadar uzanan Mali, Afrika'nın değeri bilinmeyen incilerinden birisidir. Nişer nehrinin bereketli suları bölgeyi tarım açısından oldukça zengin topraklara dönüştürmüştür. Balıkçılık imkanları ve mali coğrafyasına has, temel gıda ürünleriyle yeryüzünde insanoğlu için yaratılmış bir cennet bahçesini andırır. Ama Mali'nin sahip olduğu zenginlikler yalnızca toprağın üzerindekilerle sınırlı değildir dünyanın en değerli altın rezervleri Mali'deydi. Çoğunluğu farklı kabilelerden oluşan Mali toplumu içerisinde, Mande halkın nüfusun çoğunluğunu oluşturuyor. İnsanlar farklı kabilelere mensup olsalar da aynı dili konuşup benzer gelenekleri paylaşmaları sebebiyle ciddi bir kültürel çatışma söz konusu değildir. Ekonominin çiftçiliğe dayandığı bu toplumda hakim dili anlayışı ise İslam'dır. Buna rağmen yerel gelenek ve inanç ritüelleri malilerin İslamiyet anlayışı içerisinde kendisine güçlü bir yer bulmuştur. E bugünkü modern mali toplumunun temelleri ise 13. yüzyılda Kral Sundiata Keita tarafından atıldı. Nijer Nehri civarında önemli bir medeniyet kurmayı başaran Kral Keita isimli komutan tarafından devrildi. Kısa bir süre sonra Kanka Musa'nın iktidarı ele geçirmesiyle mali en parlak dönemine geçmek için hazırdı. Afrika'nın gördüğü en büyük kral, tam adıyla Mansa Kanku, Mali'de iktidarı 1312 tarihinde ele geçirdiğinde Mali için tarih artık başka bir seyirde akmaya başlamıştı. Kral tahta geçtiğinde kendisine bağlı komutan Mandiyan ile birlikte Afrika'da bulunan birçok bölgeyi fethetmeyi başardı. Kaynaklardan öğrenebildiğimiz kadarıyla. Kral, kısa süre içerisinde 100 bin yaya 100 bin de atlı askerden oluşan devasa bir mali ordusu meydana getirdi. Sahip olduğu toprak ve askeri güç ile Kral Musu'ya rakip olabilecek tek güç Moğollardı. Coğrafi ve ekonomik üstünlüğü dikkate aldığımızda kral, Moğollarla çarpışsa muhtemelen büyük bir zafer elde edecekti. Kral Mansa Musa'nın kurduğu devasa imparatorluk takdire şayandı. Kral, Afrika'nın yeraltı madenlerini çıkartarak ülkesine büyük bir bolluk ve zenginlik getirdi. Mali halka una kısa sürede madenlerin efendisi demeye başladı. Kral, fethettiği bölgeleri sömürmüyor, aksine mamur ediyordu. Bölgeleri eyaletlere ayıran kral her birine liyakatli valiler atıyordu. Bunu yaparken de hakimiyeti altındaki yerel halkın değerlerine dikkat ediyor, mümkünse valilerini bölge halkından seçiyordu. İslam dinine büyük bir inançla bağlı olan kral, Afrika'da on binlerce kişinin gönüllülük esasıyla Müslümanlığı seçmesini sağladı. Elbette bunda Arap tüccarlara tanınan imtiyazların da büyük etkisi vardı. Mali topraklarına akın akın gelen Arap tüccar ve seyyahlar bölgenin dini anlamda yaşadığı, değişimde büyük bir rol oynadı. Halkının İslamiyet'i benimsediğini gören kral, Timbukta eşsiz bir caminin inşa edilmesini emretti. Sonuç gerçekten de muazzamdı. 1327 tarihinde yapımı tamamlanan Jingibreberciler Camisinin estetik açıdan Afrika'da bir işi benzeri daha bulunmuyordu. Denilebilir ki kral Afrika'nın tüm estetik anlayışının Jingibreber camisine yansıtılmasını sağlamıştı. Kral bununla da yetinmedi. Astronomi, tıp ve mühendislik alanında çalışmalar yürüten üniversiteler kurdu. Böyle ki çok kısa bir süre içerisinde İslam dünyasından birçok ünlü din adamı ve ilim erbabı akın akın maliye gelmeye başladı. Kral, ülkesine gelen birbirinden değerli bu isimlere, pahada yüklü hediyeler ve özgür bir çalışma ortamı sağladı. İslam dünyasındaki ilim erbaplarına bu denli lütufkar davranacak bir diğer kişi İstanbul Fatih Sultan II. olacaktı. Mekke'ye büyük yolculuk. İslamiyet'i büyük bir hasiyetle idrak kral, Mali'de kurduğu büyük imparatorluk ile Afrika'ya huzur ve bereket getirmişti. Şimdi ise Mekke'ye gitmek ve önemli bir dini vecibi olan hac farizasını gerçekleştirmek istiyordu. Dağıttığı zekat bile Karun'un hazinesini ikiye katlayan büyük kral Manser, Mekke'ye gidecekti. Ama bu öyle bir yolculuk olmalıydı ki insanlar asırlar sonra dahi hakkında konuşmalıydı. Bu yolculuk için Mansa Musa'nın danışmanları yıllarca süren bir hazırlık çalışması başlattı. Yalnızca 100 deveye 10 binlerce külçe altın dolduruldu. Bu altınların güvenliği için yaklaşık 500 köle kullanıldı. Başkent Niyani ve Mekke arasında yaklaşık 5000 kilometrelik mesafe söz konusuydu. Dolayısıyla on binlerce muhafız askerin yanı sıra lojistik amaçlı sayısız büyük baş hayvan ve ağzına kadar dolu tağıl arabaları bu yolculukta Kral Musa'ya eşlik etti. Kral, mahiyetinde bulunan herkese İran kumaşlarından yapılmış altın işlemeli özel kıyafetler hazırlattı. İlk durak Kahire. Tarihin gördüğü en büyük hac kafelesi, ilk durak olarak Mısır'a ulaştı. Piramitlerin hemen dibinde kamp kuran Kral Musa'nın kafelesinin yalnızca birleşmesi tam 8 ay sürdü. Kral Musa'nın konaklamak için durduğu Kahire ekonomisi savaşlar ve kuraklıklardan dolayı yok olmanın eşiğine gelmişken kral bölgeden ayrıldığında şaha kalkmış durumdaydı. Mısır Sultanı El Nasır, kral ülkesinden ayrılana kadar sanki Mısır'ın da kralıymışçasına davrandı. Ancak Mısırlı tarihçilerin iddiasına göre kral, El Nasır'ın huzurunda ayaklarını değil de ellerini öptüğü için kısa süreli bir diplomatik gerginlik dahi oldu. Oysa kral, daha ilk tanışmada en nasıra 50 bin dinar lütufta bulunmuştu. Elbette yalnızca kral değil, karısı kraliçe Yinari Kunate'de hem güzelliği hem de ihtişamıyla tüm Mısır'ın aklını başından almaya başarmıştı. Ünlü Arap tarihçi Makrizi, bu sayı şöyle tarif edecekti. Kahverengi saçlı, hoş yüzlü ve çevik vücutlu gencecik bir adamdı. Kim yanında varsa verdiği hediyelerle kişinin aklını başından alırdı. Arap tarihçilerin bildirdiği bir başka ilginç nokta daha bulunuyor. Kayreliler, Kral Mansa, Musa'nın halkını herhangi bir ürünü ederinin yüz katına satmaya böylesine alışmıştı ki mali halkı gittikten sonra rahatlamış Mısır ekonomisi fiyat simsarları yüzünden kısa süre içerisinde tekrar derin bir kriz saplanmıştı. Bir sonraki durak Mekke. Kral Mansa, Kahire'den ayrıldıktan sonra Mekke'ye ulaşmak adına çölü geçti. Bu yolculuk sırasında kralın yanında taşıdığı hazinelerin dünü tüm dünyaya yayılmıştı. Elbette bu durum beraberinde onlarca eşkıya grubunun güzergah üzerine pusu kurmasına neden oldu. Bu pusularda birçok askerini kaybeden Mansa, danışmanlarının önerilerine rağmen geriye dönmeyi reddederek Mekke'ye doğru hareket etmeye devam etti. Mekke'ye ulaştığında dünyanın dört bir yanından Müslümanlar, Kral Musa'yı görmek için Mekke kapılarına gelmişti. Yaklaşık üç ay Mekke'de kalıp ibadetle meşgul olan kral, ülkesine dönmek üzere tekrar aynı rotayı izledi. Kahire'ye geldiğinde ise kendisini hiç beklemediği bir krizin ortasında buldu. Kahire'yi altına boğmuştu. Ama altının boğduğu ve fiyatların uçması Kahire'de tarihte eşi görülmemiş bir zenginlik krizi yaratmıştı. Kral Sultan Nasır'ın ricası üzerine Kahire'deki altınları yüksek faiz karşılığında ödemek üzere tüccarlardan topladı. Böylece Kahire ekonomisi hem geleceğini teminat altına almıştı, hem de bu denli yüklü altının piyasada yarattığı dengesizlik giderilmiş oldu. Mansa, ülkesine döndükten sonra onun bu yolculuğu Avrupalıların dikkatini çekti ve onların Batı Afrika'nın zenginliklerine yönelik ilgilerini artırdı. Öncelikle Alman, İtalyan ve İspanyol haritacılar, Mansa Musa'nın zenginliğinin ölçülerini anlamak üzere mali üzerine uzun yıllar araştırmalar yaptı. Yahudi asıllı kartograf Abraham'ın çıkarttığı malinin rezerv haritaları yakın zamanda başlayacak Avrupalı işgali ve sömürgenin mihenk taşını oluşturdu. Avrupalılar günden güne güçlenen Osmanlı ile baş edemeyeceğini anladığında rotasını Afrika'ya çevirecek ve bu kaynakları adeta yağmalamak için birbiriyle yarışacaktı. Üstelik yalnızca Afrika'nın rezervlerini de değil, bizatihi insanlarını da çalacak ve köle olarak dünyanın birçok yerinde satacaktı. İbn ve Kral Görüşmesi Ünlü Arap Seyyah İbn Mali'nin bu büyük kralını görmek üzere sarayına kadar geldi. Burada kral tarafından büyük bir misafirperverlikle karşılanan Batu'da şahit olduğu korkunç bir olayı şöyle nakledecekti. Biz sarayda bulunduğumuz sırada Prens Mansa Süleyman, Kral Musa'nın oğlu Müslüman olmayan ve mahrem yerleri hariç tamamen çıplak yamyamları sarayında kabul ederek bir şeyler konuştu. Bu adamların kulaklarında yarım ay şeklinde koca küpeler bulunuyordu. Bu adamlar ülkelerinde bulunan altın madenlerinden Kral Musa'nın sarayına külçe külçe altınları vergi olarak taşıyan kimselerdi. Kral bu yamyamlara büyük bir misafirperverlik ve hürmet gösterip onlarla oturup kalkıyordu. Altınların karşılığı güzel kıyafet giymiş siyah bir kadın yamyam grubuna getirildi. Bu kadını oracıkta parçalayarak yedikten. Sonra ellerine ve yüzlerine bulaşan kanla Kral Musa'ya şükranlarını sundular. Etrafındakiler bunun her saray ziyaretinde gerçekleşen bir gelenek olduğunu söylediler. Batutayı rahatsız bir diğer noktada kadınların çıplaklığına dairdi. Buradaki en kötü adetlerin başında hizmetçi, cariye ve genç kızların çıplak bir şekilde gezmeleridir. Avret yerlerine kadar görünen bu kadınlar başlarına kına gibi kül sürerlerdi. Bir diğer kötü adetleri ise at, eşek ve köpek etini tüketmekte bir beys görmemeleri olsa gerek. Kral, 1337 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti. Yerine oğlu Mensa Süleyman geçtiyse de mali bir daha parlak günleri dönemedi ve büyük kral Mensa Musa'nın büyük imparatorluğu sessizce tarih sahnesinden çekildi. Son yapılan araştırmalara göre Bense Musa'nın sahip olduğu servet bugün yaşayan en zengin kişinin servetinin yaklaşık dört katıdır. Nitekim bu bilgi yalnızca tespit edilebilen hazinesinin ederi hesaplandığında yapılan bir çıkarsamadır.